Hortkuluk kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere yine yeni maceracıların en çok karıştırdığı bir diğer dünya bossu Nowhere'den bahsedeceğim. Nowhere'e gidip kaybolanlar, günlerce dönemeyenler falan, abartıyormuşum. Saatlerce dönemeyenler var ama bu gerçek arkadaşlar. Nowhere çölde bulunuyor. Çölde de haliyle harita kapalı olduğu için, konumumuzu göremediğimiz için, tabii pusulamız yoksa ve dünya bossunun da tam bize gösterdiği noktaya gitmemize rağmen boss'u bulamıyoruz. Şimdi Nowhere'e gelebilmek için öncelikle Nowhere'in yerini bir gösterelim. Nowhere'e gelebilmeniz için arkadaşlar kum tanesine gelmeniz gerekiyor. Kum tanesinin hemen şöyle sağ tarafına doğru haritayı kaydırıyorum. Çok az bir sağ alt tarafında kalıyor. Burada dünya boss'u Nowhere çölde. Şimdi buraya gelmeden önce, yani Nowhere'e gitmeden önce kesinlikle ama kesinlikle merkez pazardan pusula almanızı öneriyorum arkadaşlar. 870 kaymış. 3 tane alalım. Bu bana zaten 3 gün gidecek. 2,5M para tutuyor. Hemen pusulamı açıyorum. Peki merkez pazarda pusulu yok veyahut da paranız yok, başka nerelerden pusulu alabilirsiniz? Şu anda oyunda etkinlik var ve birçok zamanda oluyor zaten bu. Dükkan, inci dükkanı, buradan vefaya geliyorum. Vefada 100 vefaya şu an arkadaşlar çöl destek malzemesi adında 1-2 adet 120 dakikalık pusula satılıyor. Satın alma kısıtlaması her aile için 3 tane kaldı diyor. Şu anda bu etkinlik olduğu için buradan alabilirsiniz. Aynı şekilde inci ile de alabiliyorsunuz. Tavsiye etmem. Genelde merkez pazarda pusula zaten satılıyor arkadaşlar. Bunun dışında oyun giriş ödülleri veya etkinliklerden de size pusula veriyor. Şimdi pusulayı aldığınızı varsayıyorum. Şu an ben tam olarak neredeyim? Kum tanesinin hemen şu orta yolu var ya, şöyle tam kum tanesinin içine girmiyorum. Yani sağım kum tanesi. Ben aşağı indim şöyle. Şöyle doğru ilerliyorum. Şuradan. Şimdi burada haritaya son bir kez bakacağım. Karakterim bu tarafa doğru gidiyor. Tam Nowhere'in üstüne doğru dümdüz devam edersem gidiyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar çöle. Şimdi burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Zaten gözünüz aşina olduktan sonra çok rahat bir şekilde Nowhere'i bulacaksınız. Şurada hemen sol tarafımda büyük kayalar var. Bunları geçmem gerekiyor arkadaşlar. Ve önüme o kayaları gördüğümde kocaman bir tümsek çıkıyor çölde. Burayı da geçiyorum. Ek olarak deve ile çok daha hızlı gelebilirsiniz diyeceğim ama zaten çok uzun bir mesafe değil. Bazıları çok abartıyor, illa deve olsun deve olsun. Onu da göstereceğim. Deve ile de, deve hızlı gider, at yavaş gider çölde. O yüzden şöyle atınızla gelmeyin. Çok yavaşlar. Karşımdaki hemen şuralarda Nowhere çıkıyor olacak zaten. Bir de kalabalığı gördüğünüzde bilin ki Nowhere orada çıkıyordur arkadaşlar. Her Nowhere zamanı bir kalabalık oluşur. Yine sol tarafıma bakıyorum. Kayalar şöyle bu tarafımda kaldı. Yani bu kadar mesafede kaldı. Zaten bu büyük tümseğin olduğu yerlerde dünya bossu Nowhere çıkıyordur. Şöyle çıktığı noktayı tam göstermem önemli değil. Çünkü sürekli hareket ettiği için arkadaşlar boss. Yani siz buraya geldiğinizde boss'u bulamayabilirsiniz. Şuralara geldiğinizde, yani o büyük kayaları geçtiğinizde tam olarak buralarda kalabalığı fark edersiniz, oyuncuları. Ya burasıdır ya da hemen şöyle ilerisi. Şuralar. Ya bu bölgelerde oyuncuları gördüğünüz zaman Nowhere'i kesinlikle bulursunuz. Haritada üzerindeki tam konumumda, yani tam Nowhere değil, Nowhere'in biraz daha sol üst tarafı. Buralar. Diyelim ki pusulanız bitti. Yani pusulanız bittiği zaman da yine minimap'te yönü gösterir. Şu an oynatıyorum mesela. Şöyle. Böyle ok, radar gibi yönü gösteriyor. Burada da arkadaşlar bu yönü şöyle çok hafif sol birazcık, yani şurası tam sol, birazcık üstte kaydırıyorum. Minimap'i takip ederseniz görürsünüz. Tam bu şekilde devam edersem veya bu kayaların dibinden doğru yine aynı şekilde dümdüz devam edersem kum tanesine çıkmış olurum. Yani pusulanız olmasa da aslında çölde yolunuzu bulmak çok zor değil.
Bir kez daha söylüyorum, alıştıktan sonra çok rahat oluyor. Ek olarak karakterinizi şöyle durdurun. T'ye bastığınız zaman, herhangi bir yeri yönlendirmeseniz de, T'ye bastığınız zaman karakteriniz otomatik olarak koşmaya başlar arkadaşlar. Böyle fareyle de yönünü belirleyebilirsiniz. Tam varmam gereken nokta şöyle. Böyle bıraktım, otomatik olarak o zaten kum tanesine gelince durur. Şimdi son olarak bir de deve ile gitme var. Deveyi nasıl elde edersiniz? O'ya bastım, önerilene geldim. Burada deve elde edebileceğiniz bir görev var. Evet, buldum. Binek, çöldeki yoldaş deve ismindeki görevi yaparsınız. Size deve kaydı verir arkadaşlar. Bu almış olduğunuz deve kaydı perçemeni ile kum tanesindeki ahır bekçisine gelirsiniz. Burada ahıra tıklayıp devenizi açıp bu deveyi burada ahırda bırakabilirsiniz. Bundan sonra da kum tanesine atınız ile hızlı bir şekilde gelirsiniz. Buradaki ahır bekçisine. Atı şurada bırakıp ahırı içeri bırakır. Varsa şu an bende yok. Devenizi çıkarır, devenizi atlar. Biraz daha hızlı gidersiniz. Evet, bu videoda da sizlere Nowhere'e detaylı bir şekilde elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Umarım işinize yarar. Sevgili dostlar, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki böyle rehber videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.